Bu sabah aldık haberi, ilköğretim okullarında ve liselerde üniforma zorunluluğu kalktı. Peki yeni yönetmelik neler getiriyor? Öğrenciler hangi kıyafetlerle okula gidebilecek, hangileriyle gidemeyecek? CNN Türk muhabiri Betül Kotan sordu. Bugün Haberkuşağı'nın 12 diliminde Milli Eğitim Müsteşarı Emin Zararsız yanıtladı. Kısa bir özetini izleyeceğiz şimdi. Sonrasında Ankara Stüdyosu'nda konuklarımız bizi bekliyor. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın. Onların görüşlerini alacağız. Ama dediğimiz gibi o röportajdan bir özet geliyor şimdi. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek veya mevsim şartlarına uygun olmayacak giysilerle gelinmesi yasaklanıyor. Yırtık, delikli, şeffaf kıyafetlerin giymesi yasaklanıyor. Vücut hatlarını çok belli eden, çok vücudu saran ince şort, tayt vesaire gibi kıyafetler, dizüstü etekler, derin yırtmaçlı etekler, kısa pantolon gibi giysiler yasaklanıyor. Okulun rozeti dışında herhangi bir takının takılması yasaklanıyor. Ayrıca siyasi sembol içeren simgeler vesairelerin de kullanılması yasaklanıyor. Bunların dışında okula gelirken öğrenci herhangi bir kıyafetiyle gelebilir. İmam Hatip okullarında bütün derslerde öğrenciler başını örtebilir. Ama örtmek istemeyen varsa da örtmeyebilir. Bu konuda herhangi bir zorlama vesaire söz konusu değil. İmam Hatip dışındaki okullarda Kur'an-ı Kerim dersini seçen öğrenciler de isterlerse başlarını örterek o dersi takip edebilirler. Ama bir mecburiyet zorlama söz konusu değil. Okul yöneticilerinin herhangi bir yönlendirme yapması yasak. Aynı mahallede oturan, aynı caddede oturan, aynı sokakta oturan çocuklar aynı okula gideceği için birbirine denk olacağından bu şekildeki uygulamanın genel bir problem olacağını ben zannetmiyorum. Seneye önlük yok, forma yok. Peki bu konuyla ilgili eğitim sendikaları ne düşünüyor? Bunu konuşacağız. Ankara Stüdyosu'nda konuklarımız Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Şimdi kısa kısa başta olumlu ya da olumsuz nasıl buldunuz bu yeni adımı? Seneye neler göreceğiz? Bunun değerlendirmesiyle başlayalım istiyoruz. Sayın Koncuk sizinle başlayalım. Sayın Yalçın sizinle devam edelim. Buyurun Sayın Koncuk. Evet teşekkür ederim. Tabii ben bunu Türkiye'nin şartlarıyla beraber düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'de vatandaşlarımız arasında ciddi bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Ben şundan endişe ediyorum. Okullarımız podyuma dönecek. Şimdi eğer savunanlar, kabul edenler, doğru bulanlar belki başka gerekçeler öne sürebileceklerdir. Onu da normal karşılarım ama Türkiye'de gelir dağılımı problemini çözmedikten sonra okullarımızda serbest kıyafet uygulamasına geçmenin ben ciddi sıkıntıları beraberinde getireceğini düşünüyorum. Bakın, belki de okullarımızda bundan sonra AK Merkez Mahmut Paşa tartışmasını hep birlikte yaşayacağız. Yani Mahmut Paşa'dan giyinen öğrenciler, AK Merkez'den giyinen öğrenciler şeklinde bir takım sözleri duyacağız hep birlikte. Sayın Koncuk, şimdi bir İzninizle şunu aktarayım, bunu da soralım size. Biraz önce Sayın Müsteşar'ı da dinledik, Sayın Zararsız'ı. O diyor ki aslında okullar hep belli sınıflardaki ailelerin, sosyal sınıflardaki ailelerin çocuklarının gittiği okullar, belli yerlerde bulundukları için. Bu yorumu siz nasıl karşılıyorsunuz? Yani çok fazla gelir dağılımı açısından büyük bir fark görünmez diyor. Sayın Müsteşar'ın bu katılımının son derece, bu ifadesinin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Zararsız Türkiye'de mi yaşıyor? Yani bir mahallenin hem zengini de vardır hem fakiri de vardır. Ama Sayın Müsteşar bundan haberdar değilse tabii ona diyecek bir sözüm yok. Tabii orada bir şey daha var. Onu da burada ifade edeyim. Buyurun. Delik kıyafetlerle gelmeyecekler okula diye. Şimdi bu delik kıyafet moda olarak delik kıyafet mi? Yoksa garibanların giyeceği delik kıyafet mi? Yani bunu da Sayın Emin Zararsız açıklaması lazımdı. Bakın biz öğrenciyi bir şeye motive edeceğiz. Ders öğrenmeye, ders çalışmaya. Öğrencinin okula gitmesinin ana sebebi eğitim, öğretimdir. Şimdi eğer akşamdan öğrenci, kız ya da erkek öğrenci, ben yarın ne giyeceğim şeklinde bir tereddüt yaşıyorsa, zengin de yaşayabilir, fakir de yaşayabilir bu tereddüdü. Yani
Öğrenci derse kanalize olmaktan uzaklaşabilecek. Ben bunu biliyorum. Yani kendi çocuklarım da var. Yarın ne giyeceğim endişesini bilhassa kız çocuklarımız çok yaşarlar. Siz de çalışma hayatındasınız Başak Hanım. Siz de akşamdan yarın ne giyeceğinizi düşünmeye başlarsınız. Bu okullardaki öğrencilerimiz açısından da aynıdır. Onlar da kız çocuğu. Erkek çocuklar da böyle düşünebilir. Dolayısıyla burada belki de ekonomik durumu olan öğrencilerin önünde çok seçenek olabilecek. Ama Türkiye'de asgari ücretin 740 lira olduğunu düşündüğümüzde o gariban çocuğun kaç türlü seçeneği olacak? Ben bunu merak ediyorum. Merak etmiyorum mesela, bunun cevabını da biliyorum. Dolayısıyla burada yarın o arkadaşının giydiği kıyafeti, ceketi, elbiseyi neyse giyemeyen, gelir durumu iyi olmayan bir öğrenci belki de anne babasını bile sorgulamaya başlayacak. Şimdi Türkiye'de bunları çözmeden sanki her boyayı boyadık, bir fıstığı yeşil kaldı diye bir sözümüz var. Yani her meselesini çözdük Türkiye'nin. Eğitim davasının her problemini çözdük. Tuttuk, öğrencilere serbest kıyafet uygulaması getirdik. Peki efendim, ha, yeniden size... Evet. Doğru buluyorum ben. Tamam, devam edelim. Buraya bir virgül koyalım efendim. Bir yönüyle doğru bulduğunuzu peki söylediniz. Ona tamam birazdan gelelim ama Sayın orayı Yalçın'ın... Orayı destekliyoruz, onu söyleyeyim. Tamam, Sayın Yalçın'ın görüşlerini de alalım. Şimdi bu boyutuyla, Sayın Koncu'nun aktardığı boyutuyla siz böyle bir kaygı taşıyor musunuz? Bu yeni uygulamayla ilgili ilk günlerini de önümüzdeki sene başı itibariyle, eğitim öğretim yılı itibariyle göreceğiz. Gerçekten böyle bir fark ortada olur mu çocukların gözünde? Hatta dönüp ailelerinde sorgular mı çocuklar? Şimdi Türkiye yıllardır sanal korkularla uğraşıyor. Bu konuda bizim kesinlikle gelir dağılımından mütevellit bir tartışmanın başlatılmasının da bu sanal korkuların devamı olduğunu düşündüğümüzü ifade etmem lazım. Türkiye sosyal devlet olarak halka yaptığı yardımlar, çocuklara yaptığı doğrudan gelir destekleri, sosyal riski azaltma projesi kapsamında yaptığı sosyal yardımlarla her ortamda kendi farklılığını ve sosyal yardımları ön plana çıkararak bu konudaki sosyal devlet imajını güçlendirmeye çalışıyor. Zaten mevcut uygulamanın içerisinde şu anda öğrenciler içerisinde giydikleri markayla, Akmerkez'le diğer yerlerin farkı zaten hissediliyor. Çocuğun taşıdığı çantadan, kullandığı kalemden, silgiden, kıyafetin kalitesinden, ayakkabısından bile, kullandığı cep telefonundan bu fark zaten var. Dolayısıyla bunlar hayatın gerçekleri. Ama Türkiye'de yıllardır demir perde ülkelerinde uygulanan bu militarist yaklaşımların tek tip kıyafet, insanları aynı kalıba sokma, aynı tornadan geçirme anlayışının fetvası olarak da gelir dağılımındaki farklılık her zaman insanların önüne getirilerek bu konuda bir çekinceden, bir toplumsal travma yaşanır diye bir sanal korkudan hareketle insanlar terbiye edilmeye ve aynı noktada aynı kalıba sokulmaya çalışılıyor. Bunu doğru bulmadığımızı ifade edeyim. Çünkü Türkiye tekstil ülkesi, okul kıyafetlerini aldığınız fiyata gidip marka mağazalardan birkaç takım öğrenciye elbise alabilirsiniz. Bunu bütün veliler görmektedir. Çocukları bu noktada zorlamanın çok mantıklı tarafı yok. Milli Eğitim Bakanlığı serbest kıyafet uygulamasını bazı okullarda haftada bir gün olarak uyguladığında bu konuda okul öğretmenleri, öğrenciler ve okul idarecilerinin son derece olumlu yönlerini ön plana çıkardıkları ve bu çalışmanın öğrencileri daha da motive ettiğini ifade etmektedirler. Buradan hareketle ben kısa bir tartışmanın bu alanda yaşanabileceğini ama birkaç aylık süreç içerisinde çocukların çok rahat kendi aralarındaki bu tip farklılıkları sorun yapmaksızın bunun eğitimin içerisinde niteliğe yönlenme, çocuğun şekliyle, kılıyla, tüyüyle, giydiği elbiseyle ilgilenme boyutunun arka plana atılacağını ve başarısının, veriminin, katma değerinin ve topluma katkısının ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bunlar Türkiye'de yıllardır yapılan sanal tartışmalar ve sanal korkular. O yüzden biz genel manada yapılan değişikliği olumlu buluyoruz, anlamlı buluyoruz ama
yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Yeterli bulmadığınız noktası nedir efendim? Müsaade ederseniz. Evet, yeterli bulmadığımız noktası şurası. Milli Eğitim Müsteşarımızın az önce ifadesinde şöyle bir boyut vardı, dikkat ettiyseniz. İmam Hatip liselerinde öğrencilerin kılık kıyafet noktasında başörtüleriyle isterse eğitime devam edebilecekleri ama istemeyen öğrencilerin de baş açık devam edebilecekleri ifade edildi. Bu son derece anlamlı. Son derece anlamlı. Fakat aynı hüküm, aynı uygulama genel lisede ve ilk öğretimde ve diğer kısımlarda söz konusu değil. Orada sadece Kur'an-ı Kerim derslerinde çocukların başlarını örtebileceği gibi bir sınırlama öngörülmüş. Bunu doğru bulmadığımızı, aynı özgürlük noktasının öbür tarafında tanınması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Bu anlamsız tartışmaların devam edeceği anlamına geliyor. Halbuki burada devlet eski alışkanlıklarını bir tarafa bırakmalı, militarist yaklaşımları bir tarafa bırakmalı. Yıllardır eğitimde yapılan toplum mühendisliğinin endoktrinasyonun bir kenara koyularak insanların giyimiyle, kuşamıyla, kılıyla, tüyüyle değil, ürettikleriyle değerlendirildiği bir anlayışa geçmek gerekiyor. Devlet insanları tanımlamayı bir tarafa bırakmalı, insanları tanımayı seçmelidir. Çocukları bu noktada sınırlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Peki. Genel anlamda yapılan olumlu değişikliği işin bu noktasının gölgelediğini düşünüyorum. Bunun da tezelden kaldırılması gerekir diye ifade ediyorum. Sayın Koncuk, şimdi sınırlamaları bize saat 12 diliminde bugün haber kuşağında Emin Zararsız Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı aktardı. Sayın Yalçın da diyor ki aslında bu değişim yeterli değil. Özellikle başörtüsü serbestisi konusunda diyor. Bununla ilgili sizin görüşünüz nedir? Olumlu bir yanı olduğunu söylemiştiniz. Bu zengin fakir ayrımının ortaya çıkacak olması kaygı verici boyutudur dediniz. Ama olumlu yan ne size göre? Onu da öğrenelim sizden. Bir yanlış anlam olmuş herhalde. Bir olumlu yan imam hatipler noktasında. Evet. Bir olumlu yanı var demiştim. İmam hatiplerimiz biliyorsunuz bizim zaten dini eğitim yapan kurumlarımız, okullarımız. Dolayısıyla kız öğrencilerimizin başörtüyle bu okullara gitmesi gayet tabii bir şey. Hatta geç kalınmış bir uygulamadır bu. Bunu aynen destekliyoruz biz. Kur'an-ı Kerim derslerinin de zaten Kur'an, Yüce Kur'an'ı okurken belli şartların oluşması lazım. Onlardan bir tanesi de tesettürdür, kapanmadır. Dolayısıyla Kur'an derslerinde de başörtüyle öğrencilerimizin girmesini çok doğru bir yaklaşım olarak görüyoruz. Tabii burada ben Ali Bey'in yaklaşımlarını hayretle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Bakın bir kere bu militarizm kavramı kıyafetle vesaireyle olacak kavram değil. Bu bir zihniyet meselesidir. Yani benzer elbiseleri giyen insanların tek tip düşünen insanlar olduğu algısı bile dolayısıyla bilimsel bir yaklaşım değildir. Şimdi biz okullarımızda öyle bir ortam yaratmalıyız ki zenginle fakirin, garibanla zenginin ayrışmadığı noktalar halinde, alanlar halinde okulları dizayn etmek durumundayız. Bakın ben bunun erken olduğunu söyledim. Bunu ben serbest kıyafet uygulamasını toptan reddetmiyorum. Asla böyle bir şey söylemedim. Ama Türkiye'nin şartlarıyla beraber biz olayları değerlendirmek durumundayız. Bakın Ali Bey bir şey söyledi. Sosyal yardımlar vesaire. Şimdi ne yapacak? Devlet öğrencilere kıyafet yardımı mı yapacak? Hangi markanın yardımını yapacak? Şimdi Mahmut Paşa Akmerkez ifadesini özellikle kullandım ben. Yani o sınıfa girdiğinde öğrenci benzeri kıyafetler giymeli. Sadece motivasyonu derse olmalı. Şu anda bizim öğrenciyi derse motive etme zorluğu zaten yaşıyoruz. Şimdi motivasyonu bakın, bozacak zamanda, diyorsunuz. Vaktimiz de daraldığı için ben başka kaygıları da size sormak isterim. Şimdi bakın ben bir sendikacının Türkiye'deki gelir dağılımından endişe duymamasını da anlamam. Yani Türkiye'de ciddi bir gelir dağılımı var. Bu gelir dağılımı adaletsizliğini okullarımızda yansıtmanın da ben doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Onun için ben bunun erken olduğunu ifade ediyorum. Aynı zamanda
okullarımızda ciddi bir güvenlik problemi var. Tam onu soracaktım aslında Sayın Koncu. Aşamadık. İzninizle şunu bir belirteyim. Siz, çok özür diliyorum, sözünüzü bölüyorum ama. Şimdi başka kaygılar da var. Zaman çok kısıtlandığı için araya girmek zorundayım. Çocuk okula girdiği zaman o okulun öğrencisi mi değil mi? Nasıl tanınacak diye soruluyor. Öte yandan dışarıda görüldüğünde bu bir öğrenci mi değil mi? Dış tehditler karşısında eğer öğrenciyse bu çocuk ve üniformasından anlaşılıyorsa okulu tarafından aranabilir, öğretmenleri tarafından aranabilir. Böyle bir gözle bakılabilir deniyor. Yani bu tür kaygılarla ilgili görüşünüz nedir? Şimdi elbette bunu anlatmaya çalışıyordum. Okullarımızda ciddi bir güvenlik problemi var. Ben 33 yıllık bir öğretmen olarak yıllarca bu problemi yaşamış bir insanım. Biz yabancı insanları ancak kıyafetiyle ayırt edebiliriz. Yani düşünün, 2000 kişilik, 3000 kişilik, 4000 kişilik okullarımız var bizim. Eğer burada benzeri kıyafetleri öğrenciler giymezse biz yabancı insanları burada ayırt edemeyiz. Yani okullarımızın önünde bakın esrar satanlar var, hap satanlar var. Yani bu ticareti yapanlar var. Bunların okula girmesini nasıl engelleyeceğiz? Kimlik kontrolü her an yapmanız mümkün değil çünkü okul kapısı çok hareketli bir kapıdır. Öğrenci girer çıkar vesaire. Dolayısıyla bu yönüyle de Türkiye ciddi sıkıntılar yaşayacak. Yani olayları değerlendirirken hani baklava tatlıdır ama bebeğe verdiğinizde boğulur ölür. Yani her tatlıyı bebeğe veremezsiniz. Türkiye'nin şartlarına göre bizim olayları değerlendirmek mecburiyetimiz var. Peki. Gelir dağılımı adaletine mutlaka bizim dikkat etmemiz lazım. Bakın evet, şimdi çocuklarımızın yaşayacağı psikolojik travmayı düşünmeyen bir insanı ben eğitimci bile saymam. Peki Sayın Yalçın'la devam edelim. Vaktimiz de çok kısaldı. Buyurun Sayın Yalçın. Şimdi öncelikle bir konunun altını çizmek isterim. Buyurun. Bir sivil toplum kuruluşunun, bir sendikanın insanları aynı kalıba sokma, aynı kıyafet içerisinde tek renk haki yeşili görme anlayışının ne kadar ironik, ne kadar karikatürize bir yaklaşım olduğunu öncelikle ifade etmek isterim. Benim sendikalar, kabuk sendikalar burada zihniyet değişmez. Sendikalar burada daha özgürlükçü yaklaşması gerekirken, sendikaların devletin ileri karakolu gibi yaklaşarak mevcut alışkanlıkları devam ettirme noktasında bir baskı unsuru olmasının çok anlamsız olduğunu ifade etmek istiyorum. Okulların güvenlik problemine gelince, okullar zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı ama uygulamakta zorlandığı Okullar Hayat Olsun projesi. Dolayısıyla okullara veliyi, mahallenin gençlerinin okulun ortak alanlarını kullanma noktasında girişi zaten söz konusudur. Bunun sadece akşam uygulanmasındaki... Ali Bey, yanlış bilgi vermeyelim. Okul dağıldıktan sonra oluyor onlar. Okulun müsait... Öğrenci varken değil, hayır. Okulun müsait alanlarını mahalledeki insanların kullanma imkanının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanındığını bütün herkes bu konuda biliyor. Okula veli de gelmektedir, abisi de gelmektedir. Dolayısıyla bu konuda çocukları tanımlama ve tanıma anlamında hepsini aynı kılığa sokarak biz bunları ancak öğrenci olduğunu anlarız. Yaklaşım hakikaten çok komik bir yaklaşım. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada bunların yıllardır devam eden ve sürdürülmeye çalışılan anlamsızlığı meşrulaştırmaya yönelik minarenin kılıfını oluşturma anlamında uydurulmuş şehir efsaneleri olduğunu söylüyorum. Bunların yıkıldığını, bunların gerçekten tabansız ve tutarsız olduğunu, bir günlük, haftada bir günlük uygulamaların yapıldığı okullarda okul idareleri bunu test etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili ortak çalışmayı yaptığı okullar vardır ve okulların idarecilerinin, velilerinin ve öğrencilerinin bu konudaki izlenimleri ölçülmüştür. Peki. En son bir iki gün önce Trabzon'daydı sanırım bir okul idaresinin bu konuda haftada bir günlük uygulamanın çocukların başarısında olumlu etki yaptığını, çocukların okulu daha çok sevdiğini, ufak tefek sorunlar olduğunu ama bunların ufak tefek şeylerin de çok kısa süre içerisinde normal genel uyuma dönüşeceğini ifade ettiğini buradan sizin vasıtanızla hatırlatmak istedim. İki farklı görüş paylaşmış burada olduk. Başak Hanım. Buyurun. Bizim kanaatimiz burada insanları tek kalıba sokmak değil. Bu kıyafetle olmaz. Bu zihniyetle olur. Bu beyindeki gelişmeyle olur. Gönüldeki gelişmeyle olur. Türkiye'de yaşadığı ortamı gören ve televizyonlarda lüks bir hayatı gören insanlarımızın hangi gayri ahlaki yollara sapmak durumunda kaldığını hep birlikte görüyoruz. Ve bunları biz öğrencilerimizin bulunduğu dersliklere sokuyoruz şimdi. Bu ayrımcılığı. Bunu hep beraber yaşayacağız. Peki. Bunu savunanlar
bu vebanın altında kalacaktır. Peki efendim. Farklı görüşleri yansıtmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu. Kusura bakmayın. Keşke daha vaktimiz olsaydı, konuşabilseydik ama zannediyoruz önümüzdeki günlerde bunu daha çok konuşacağız. Hele uygulama başladıktan sonra daha net değerlendirme imkanımız olacak. Çok teşekkür ediyoruz. İsmail Koncuk, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı ve Ali Yalçın, Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı. Sağ olun. Dünyanın çeşitli köşelerinden örnekler ve portrelerle yoksulluğun anlatıldığı Why Poverty, Neden Yoksulluk belgesel dizisi CNN Türk ekranlarında gösterilmeye başlandı. Ancak biz sizlerin de bu sorunun yanıtı için ne düşündüğünüzü merak ediyoruz ve ekranlarımıza taşımak istiyoruz görüşlerinizi. Bunun için de Neden Yoksulluk etiketiyle Twitter'da mesajlarınızı bekliyoruz. Onlardan bazılarını da yayınlayacağız. İşte şimdi birkaç örneği görelim birlikte. İnsanlık tarihi kadar eski bir